Merhaba, ben InvestAZ Yatırım Menkul Değerlerden Barış Güvenç. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Victor Constancio, ECB'nin fiyat hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapmaya devam edeceklerini, Mart ayında attıkları adımın etkisini göstermesi için biraz zamana ihtiyaçları olduklarını belirtti. Ayrıca İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının olumsuz etkilerinin olmayacağını söylemenin doğru olmayacağını belirten Constancio, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması halinde ECB'nin uygun yanıtı vereceğini ve Euro bölgesi büyüme tahminlerini düşürmesi gerektiğini belirtti. Euro dolar paritesine baktığımızda dün gün boyunca satış ağırlıklı devam ettiğini gördük. Ancak ay başından bu zamana kadar hedef verdiğimiz aylık pivot noktası seviyesi olan 1.1378 seviyesinden de kısmi tepkiler geldiğini görüyoruz. Haftalık bazda 1.1478 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görmediğimiz sürece alımı net teyit etmeyecektir. Geri çekilmelerin devamı halinde 1.1335, 1.13, 1.1273 seviyeleri gündeme gelebilir. 1.1378 seviyelerinin destek görevi görmesi halinde ise 1.1320, 1.1358, 1.1378 seviyelerini kısa vadede hedefleyebiliriz. New York Fed Başkanı Dudley, Fed'in bu yıl halen 2 faiz artırımı yapmasının mümkün olduğunu, tarım dışı istihdam verisinin kötü gelmesine karşın bu yıl 2 faiz artırımını beklemenin makul bir tahmin olacağını belirtti. Altında ise dün gün boyunca sert satışların devam ettiğini gördük. Aylık pivot seviyesi olan 1.266.50 seviyesinden de altına sarktığını gördük. Satışların devamı halinde 1.261, 1.256, 1.251 seviyelerine kadar gelmesini bekleyebiliriz. Ancak bu seviyede herhangi bir destek oluştuğu takdirde haftalık bazda 1.287.20 üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde yönün tekrar yukarıya çevrildiğini bize teyit etmiş olacaktır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı rapora göre Mart ayında perakende satış hacmi bir önceki aya göre %0.6 azaldı. Perakende satış hacmi aynı şekilde bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttığını görüyoruz. Morgan Stanley'den gelen bir habere göre ise gelişen piyasalardaki paralar karşısında doların değer kazanacağını ve piyasaların dolardaki zayıflığın maliyetini artık anladığını belirtti. Dolar-TL paritesine baktığımızda ise artan risk iştahının etkisiyle dün alım yönlü devam ettiğini gördük. Haftalık bazda 2.8970 seviyesinin altında 4 saatlik kapanışlar yapılmadığı sürece alımların devam etmesini bekleyebiliriz. Gün içerisinde 2.9520, 2.9590, 2.9638 seviyeleri direnç olarak gündeme gelecektir. Olası geri çekilmelerde ise 2.9280, 2.9190, 2.9110 seviyelerini destek olarak test edebiliriz. InvestAZ Yatırım Menkul Değerler, iyi yatırımlar diler.